şey soracağım. Evet. Sadece 4 Nisan'da CNN'de demişsiniz ki Deniz Gezmiş'in heykel açılışından bahsedildiğinde ve sunucu heykelin çok heybetli olduğunu söylediğinde program yapımcısına diyorsunuz ki bu ülkede boyu 1,5 metre olanın 3 metre heykelini yapıyorlar senelerdir diyorsunuz. Hı hı. Ben çok merak ettim, burada kimi kastediyorsunuz? Boyu 1,5 metre olan ve 3 metre heykeli olan kimdir acaba? Düşünürseniz bulursunuz. Yok, bulamadım. Gerçekten bulamadım. Ayşe Baykal. Şimdi Mehmet arkadaşımız bir şey söyledi. Çok küçük, ona bir ekleme yapmak istiyorum. İşte bu ülkede sadece Kürt sorunu mu var? Başka mesele yok mu? Genelde bunu biz de başörtüyle konuşurken bunu yaşarız. Ülkenin başka bu kadar sorunu varken, bu kadar aç varken niye bu konuyu konuşuyoruz diye. Abi, bu arada yanlış anlaşılabilir, özür dilerim. Malatya İnönü Meydanı'nda İsmet İnönü'nün heykeline bakın. Bir de gerçek boyu ne kadarmış rahmetlinin, ona bakın. Bu bir kusur değildir, ayıp değildir. Fakat bu görkem anlayışı çok sıkıntılı bir estetik anlayıştır. Ona vurguydu. Buyurun. Evet. Ben Sırrı Bey, Türk olduğu halde Kürt sorununu savunuyor. Yani hepimiz ülkemizin bir sorununu el atsak sorunlar çözülür diye düşünüyorum. Bir de örgüt konuşuldu burada. PKK örgüt olduğu, yapılanmış olduğu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tek insan öldüren örgüt PKK değil. Ben şuna karşıyım, ciddi karşıyım. Ne Allah adına, ne Cumhuriyeti korumak adına, ne Atatürk'ü korumak adına, ne de Kürtçülüğü korumak adına hiçbir silah olmamalı. Terör örgütüne karşıysak hepsine karşı olmalıyız diye düşünüyorum. Bizim davamıza, bizim inancımıza yakın olanı meşrulaştırmadan bunu yapmalıyız. Buna inanıyorum. Bunu özellikle söylemek istedim. Bir saniye Ercan. Ben de Sırrı Bey'i konuk olarak geleceği için hayatınızı okudum. Sizi tanımıyordum. Gerçekten çok başarılarla dolu ve çok zorluklarla dolu bir hayatınız var. Evet. Mecliste olmanızın iyi olacağını düşünenlerdenim ben de. İnşallah iyi olur. Ben i̇nşallah. Sadece sizin bir sözünüzle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Diyorsunuz ki travma dediğin şey, ben hiç ömrümde düşmedim. Çünkü insan niye bunalır bunu da anlamıyorum. Savaş bölgesine giden bir gazeteci izleyici olarak gittiği için sıkıntı çeker. Eğer savaşın bir tarafıysanız veya mağdursanız bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Şimdi Kürt meselesinde biz halk olarak biraz gazeteci gibi kalıyoruz. Yani bir taraftan oradaki vatandaşlar mağdur, bir taraftan buradaki insanlar şikayetçi. Ya bunun sonu gelmeyecek mi? Yani siz meclise girdiğinizde çok ümit var sizin üzerinizde. Bu nasıl başaracağınızı düşünüyorsunuz? Yani nasıl yıkacaksınız tabuları? Vallahi teşekkür ederim. Birincisi tahammül edebilmeliyiz birbirimize. Ben bunun için kendimi ve kendi sınırlarımı zorlamaya hazırım, razıyım ve buna gayret ediyorum. Üstelik zaman zaman bu tahammül sınırını çok zorlamalarına rağmen. Yeterli mi benim gösterdiğim şey? Asla. Yani tüm bunlara rağmen hep duymayan kulaklara anlatmak, girmeyen gönüllere girmek, bir şekilde insanlığın dilini konuşmak, ayrıştırmanın, yok saymanın, inkar etmenin, imha etmenin dilini değil. Benim üzerimde çok yük var. Doğrusu kimse benim kendime yüklediğim yük kadar yük yükleyemez. Çok basit benim hesabım. Çok net, çok yalın. Ben çocuğumun barış içinde yaşamasını istiyorum. Yani Türkiye ortalamasına baktığınızda birçoğu sıkıntıyla geçecek, bilemedin. 15-20 sene bir ömrümüz kalmış. O da en iyi ihtimalle Allah nasip ederse. Şimdi böyle bir dünyaya ben gözümü açtım, sıkıntıylayım. Gözümü açtım, bu ülkede milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günler lafını duydum. Geldim 50 yaşına, halen milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Peki, bakıyorum normal bir insan olarak, bir an için sosyalistliğimi de bir kenara koyarak. İnsanız ya, nefes alıyoruz, yaşıyoruz, çocuklarımız var, yakınlarımız var, sevdiklerimiz var. Bu dünyanın kurdu, kuşu, börtü, böceği var. Hepsinin en az bizim kadar yaşamaya hakkı var. Bakıyoruz. Ya buna denenmedik yöntem kalmamış. Ne denenmeyen bir tek yöntem var. Barış.
barışmaya gönüllü olunmamış. Bunun sorumluluğunu siz istediğiniz gibi tasnif edebilirsiniz. Bunun tümünü devlete yükleyebilirsiniz, tümünü Kürtlere yükleyebilirsiniz. Bir kısmını devlete, bir kısmını Kürtlere yükleyebilirsiniz. Fakat denenmemiş yöntem kalmamışsa demek ki bu yapılanın bir hayrı yok. Basit bir şey. Bu kadarı yalın. Bunu size söylemiyorlar. Size özde vatandaşlar, sözde vatandaşlar perspektifinin dışında bir tek cümle kuran yok. Açılım diyen adamın dili de dönüp dolaşıp gelip buraya tekabül ediyor. Kapanalım diyen dili zaten bu. Onun için gayret bizden. Ben buna samimi olarak, ben mevcut durumum, talip olduğum durumdan çok daha iyiydi. Peki. Ben buna gayret edeceğim. Bağlı Çalışkan. Gerisi bu halkın ferasetine kalmış. Ne diyelim? Bağlı yapın Çalışkan. Sarayınızda oturun, yıkın viranenizde Peki. oturun. Bağlı Çalışkan. İyi geceler beyefendi. İyi geceler. Kürtçe eğitimden başladınız. Kürt kültürünün yaşanmasına kadar, hepsine kadar geldiniz. Ve konuşmalarınızdan şunu anladım. Tam bir Amerikan karşıtısınız. Bu konuda hemfikiriz. Ben de öyleyim. Fakat nedense 94'ten bu yana PKK ortaya çıktığında 99 yılına kadar Amerikan çekiş gücünün eşyalarını kullanmakla birlikte Türk halkına zarar vermekteydi. Türk kendi ülkesine zarar vermekteydi. Peki bu nasıl Amerikan karşıtlığı? Ben bunu anlamıyorum. Bu bir. İkincisi dediniz ki ana dilde eğitim. Ana dilde eğitim herkesin hakkı. Buna katılıyorum. Ama nereye kadar? Bunu bir sınırını koymak mesela, lazım. Nereye kadar? Ben size bir örnek vereceğim. Anlayacaksınız. Bugün Kürtçe denilen dil tamamıyla Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan bir dildir. Yok, bundan sonra kendine özgü bir dil değildir. Yani ben burada bir durayım. Lütfen biz seni dinledik. Ama olmaz ki abi. Biz sizi dinledik lütfen. Ama sen bir halkın dinleyin. Diline. Bakın bir dinleyin. Bak ben tahammüllü bir adamım ama. Ama bir dinleyin bakalım. Bak nereye gelecek dinleyin bir. Peki. Ondan sonra göreceksiniz. Burada eğitim vereceksiniz. Güzel. Peki bu çocuklar üst sınıflara geldiklerinde ne olacaklar? Bu sefer biz Kürtçe profesör istiyoruz. Balkanlarda bir ülke var. Vah. Bir dakika. Yani Kürtçe profesör isterlerse lütfen. Bu memleket yıkılacak. Lütfen dinler misiniz? Sosyalistlikten bahsediyorsunuz. Efendime söyleyeyim solculuktan bahsediyorsunuz. Ama insanlara saygı duymak maalesef yok. Şimdi Balkanlarda bir ülkeden bahsedeyim. Bakın, Balkanlarda bir ülkeden bahsediyorum. Lütfen. Lütfen. Balkanlarda bir ülke vardı, Yugoslavya'ydı. Bu ülkede... Ne yani Kürt, Arap'tır, bilmem Türk'tür, Azer'dir, kimdir ya? AK Partili bilet çileden çıkardın hocam. Ya sen kalkıp da şimdi bunu niye kalkıp? Ben dilin oluşumundan bahsediyorum beyefendi. Eskiden Kork Türklerden gelmeyen gider. Ben insanları etnik kökenine göre ayırmıyorum. Zaten Kork Türk neyce bu hale geldi. Bak, ben insanları etnik kökenine göre ayırmıyorum. Sadece Kürtçe denilen dilin yapısını anlatıyorum. Bunu da bilin. Özür dilerim. Bir soruyla açayım. Özür dilerim. Bir soruyla açayım. Ana dillerinde eğitim yapıyorlar. Bir şey soracağım hocam. Hocam. Tamam. Soru anlaşıldı. Uzmanlık alanınız ne? Dil bilimi. Dil bilimi. Evet. Tamam. Balkanlarda 4. sınıfa kadar herkes ana dilinde eğitim yapıyordu. Ben de Balkanlardan gelen birisiyim. Fakat daha sonra yukarıya çıktıkları zaman Slav dillerini öğrenmek zorundaydı. Yani Sırpça. Bu bir ülkenin temel politikasıydı. Zamanla bu kaşına Balkanlarda 7 tane devlet çıktı. Bizim burada çıkmayacağına kim garanti veriyor? Arkadaşımız dedi ki, canı gönülden destekliyorum. Ben dedi Ermeniyim, ana dilimde eğitim gördüm. Lozan Anlaşması'nda benden daha iyi bilirsiniz, azınlıkların hakları koruma altına alınmıştı. Ama Kürt halkı azınlık değildi. Bugün Kürt vatandaştan vali var, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Her türlü bürokrat oldu. Ermeni bir vatandaştan milletvekili bile olmadı. Peki. Bunu bir kere bilelim. Artı daha devamı var. Buna bağlı olarak biz siz Kürt halkını aynı azınlıkların istedikleri bir takım sahip oldukları haklara göre kendilerinin de aynı statüye konmasını istiyorsunuz. Kürt halkı azınlık değil ki. Bizim ülkemizin bir parçası, inkar edilemez bir parçası. Soru ama, yanlış, biz onu istemiyoruz. Ama demokratik hak diyerek, demokratik diyerek aynı şeyi ısıtıp ortaya koyup da ana dilde eğitime girdiğinizde bu ülke eninde sonunda bölünmeye gider. Peki. Bu haliyle bütünleşir mi? Efendim? Bu haliyle bütün mü kalır? Bu haliyle bütün kalacağını kimse söyleyemez. Peki. Ama hızlandırmayın. Peki, şimdi son
dediğinizi bir daha şey edebilir miyim? Son net söylemiştiniz. Nasıl anlayamadım? Son söylediğiniz bundan bir önceki. Ha, dedim ki bu ana dilde eğitim denilen olay dedim yavaş yavaş ülkeyi sonunda parçalamaya... Yugoslavya örneğini verdi, 9 devlete bölündüler dedi. Hocam şey yani benim kudretimi aşar bu senin tespitlerin ve soruların. Sen Kürtçe'ye bir dil değildir ve şu şu şunun karmasıdır dediğin anda zaten soru hükmüne peki, yitiriyor. Yani ben size şöyle söyleyebilir miyim? Dünya dilinde dünya üzerinde kullanılan 5 tane alfabe vardır. Bunların içinde Türkçe de yok. Bir dil değil mi? Türkçe'de, bakın Türkçe'de bir uzlaşma aracıdır. Fakat dünya dilleri arasında İngilizce'ye göre o buna bağlı olarak o zaman, Kiril alfabesini kullananlara göre dil olarak statü içerisine girmiyor. O zaman Türkçe'de de ana dilde eğitim olmasın. Bakın, hayır o demek değil. Dil değilse yapmayalım. O demek değil Ali Bey. Yani bizim, başka bakın, bir yerden yaklaştığın için söylüyorum. Yıllarca peki, konuştuğumuz hocam, dil içerisinde peki, Q harfi yok. X harfi yok. Bunlar nereden girecek? İki sorumuz daha var. Sinan Demirez ve Ezel Özkan mutlaka konuşmak istiyorlar. Hocanın söylediğinde önemli bir şey var. Ona bir cevap vereyim. Ondan sonra yani dil meselesini konuşmaya gerek yok ama şu önemli. Bu ülkede cumhurbaşkanı bir Kürt cumhurbaşkanı olabilir. Doğrudur. Başbakan olabilir. Oldu da. Oldu zaten da. Bu ülkede bir Kürt'ün olamayacağı tek bir şey var. Kürt olamıyor. Yani Kürt olmadığınız zaman bu memlekette her şey olursunuz. Bir tek Kürt olamıyor. Peki. Sinan. Sinan Demirez. Geç olmak öyle hoş geldiniz. Hoş. Ben yani sizin mecliste olmanızı öncelikle bu meselenin, bu sorunun Türk halkın anlatılabilmesi için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün de bu fikrimi tekrar güncellemiş oldum. Ahmet Türk sözü geçti, ismi geçti. Ahmet Türk, ben insan hikayelerinin ülke hikayelerine benzediğini çok düşünüyorum. Ve Ahmet Türk'ün hikayesi bu ülkenin hikayesine çok benziyor. Ailesinin hikayesi. Her şeyden önce dedesi bu ülkenin milli mücadelenin önemli komutanlarından, Doğu Cephesi komutanlarından bir tanesi. Ve gidiyor bu mücadele bittikten sonra diyor ki hani madem biz Osmanlıydık. Madem bu savaşı birlikte yaptık ve bu ülkeyi birlikte kurtardık. Madem biz Türk olacağız o zaman ben de Türk olayım, benim soyadım Türk olsun. Eskiden Osmanlıydık şimdi de Türk olalım diyor. Ama sonra kazın ayağının öyle olmadığını yıllar sonra görüyoruz. Hani Osmanlı ile Türk'ün bambaşka şeyler olduğunu. Türk ailesinden verilen faili meçhullerle hepimiz görüyoruz. Ahmet Türk'ün annesinin adı Türkiye. Soyadını Türk almış, adını Türkiye yapmış bir ailenin bugün neden bu duruma geldiğini... Ben bir Türk olarak sorguluyorum. Hani utanç içinde sorguluyorum. İlk önce bunun cevabını vermeliyiz. Bu çok önemli. İktidarlardan bağımsız olarak geçen gün yine 12 tane gencimizi kaybettik. Yani hangi taraftan olursak olalım onlar bu ülkenin gençleri ya da isterse başka ülkenin gençleri olsun. Genç ölümleri kötüdür. Ölümlerin hepsi kötüdür. Ve bu çocuklardan bir tanesinin yani şeylerin doğum yıllarına baktım. 91 doğumlu Adem Aşkan. Bu Adem 11 yaşındayken Adalet Kalkınma Partisi iktidara geldi. 11 yaşında bir çocuğu biz dağa çıkartmaya, yani bu iktidar süresi boyunca dağa çıkartmayı başardıysak yine ve hiç kimse kandırılarak dağa çıkmaz arkadaşlar. Yani kendimizi kandırmayalım. O koşullara, -30 dereceye, o bite, o hayvanların yaşadığı ortama kimse zevk için çıkmaz. Eğer 11 yaşında bir çocuğu gerçekten dağa çıktıysa bugün bu ülkenin, Tayyip Erdoğan gerçekten bu cevabını vermeli. Çünkü onun iktidar zamanında çıktı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi soruma geleceğim.